Merhabalar, ben Kötü Köfte ve Aizen'in 11. bölümüne hoş geldiniz ve bakalım bu sefer neyle oynayalım. Demin Azazel'la oynadık, geçen Judas. Judas'la şeytana gidelim. Oo, ilk baştan Leo gelmesi güzel bir şeydir. Kesin. Bayağı bir dertten kurtarır en başta gelen Leo. Evet. Hadi bakalım. Damage aldık maalesef. Bir damage daha almamam lazım Judas'ın sıkıntısı bu. Evet. Aşağıya doğru ilerleyelim. Azazel'dan sonra Judas bile artık biraz az damage'lı geliyor. Yuh yani. Azazel OP. Evet. Ona değmiyoruz yoksa patlar. Judas'la mutlaka boss fight esnasında aktif edilmesi gereken item. Book of Life. Kolay bir boss fight'ımız oldu. Bir adet Cube of Meat'imiz var. Yay! Got a meat em all. Oraya giremiyorum maalesef çünkü girdim ölüm fermanım demek oluyor. Hayır 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 hayır. Evet, Stompy'yi kaybetmek istemiyorum hiçbir şekilde. Güzel bir şey gel. Speed up. Lanet. Evet, çok güzel bir başlangıcı maalesef kendi beceriksizliğimle mahvettim. Evet. Hadi. Şu double örümcekler de ölsün. Hata süreci de hızlandı. Hermit. Güzel bir yere kullanırım. Tamam, mükemmel bir item geldi. Holy Mantle. O da başına bir damage bedava. Şekil bir ağda görüldüğü gibi. O damage'i aldım ama almadım. Ve benim hıza ihtiyacım var cidden. Çok yavaş geliyor şu an. Şimdi bir zahmet ölün. Teşekkürler öldüğünüz için. Evet, Isaiah acıyorum ya. Bodrumunda bu tarz yaratıklarla boğuşuyor. Küçük bir çocuk daha. Küçük, minik bir çocuk. Ve yaratıklarla buluşuyor. Üstüne gidip bir de şeytan ya da kendisiyle dövüşüyor. Annesiyle dövüşüyor. Yazıkla. Daha kaç yaşında? Evet. Pin. Kolay bir boss. Tabi şey, Brimstone'la olsaydı eğer çok çok daha kolay bir boss olurdu. Evet, Old Bandage. İki canımız var artık. Evet, devam ediyoruz.
Ve şunlar ölsün. Kırıldı. Kısacası oyun bana al gırgın gırgın diyebilirdi orada. Evet, bu iğrenç espriyi yapmamayı tercih ederdim. O zaman... Yey, gizli odayı doğru buldum. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada Judas'ın bir güzel avantajı daha. Book of Belial yüzünden Devil Deal'lar garanti Judas'a. Yani Devil Deal gelecek. Judas diyor ki o Devil buraya gelecek. Evet. Köfte espri yapma yeteneğini kaybetti. Ya da Salih'in espri yeteneğini aldı. Hangisini seçersiniz artık. Ve item bu. Sen önceliklisin. Damage ya da hız istiyor. Tercihen damage. Tamam, PhD de güzel. İtiraz etme. Balls of Steel. Yeah. I got Balls of Steel. Evet, şurası da gitsin. Hadi bakalım. Neden iki tane spam? Mark. Damage up. Bayağı güzeldi. I can see forever da güzeldi. I can see forever'ı severiz. Candır, kandır, bir tanedir. Ardından bu da güzeldir. Ha doğru, önce şunları da öldüreceğiz. Öyle. Oraya gidiyorlar. Bu arada şu an demircimiz kaç? 4. Tamam, doktora yapmış Aizen'imizle beraber. Hadi bakalım. Bu arada bu ikisi birleştiğinde... Bayağı güzel bir damage'imiz var. Piercing Shot özelliğimiz olsaydı şu an Larry Junior katiliydik. Neyse gene... Çok kısa sürdü ama... Evet. Basement'ta bir damage bile almadan... Nail. Hayır. Samson. Damage almadan ilerlediğimiz için Samson'u açtık. Yeni karakterimiz açıldı. Samson iki katı damage almadan iki kat geçersek açılıyordu diye hatırlıyorum. Çok da güzel açıldı. Tabii Holy Mantle'ın da buna katkısı yok değil. Benim de gördüğünüz gibi. Holy Mantle'ın damage'ları damage olarak sayılmıyor. Hop 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 hop. Hem itimizsiz. Hayır, sen güzel değilsin. I can see forever çıkar diye zaten bomba harcamıyorum. Harcayamıyorum. Çünkü bomba yok. Alacağım seni. Big Beautiful Fly. Evet. Büyük güzel Seek. Uçabilseydim direkt onları alacaktım. Uçamıyorum, kaçamıyorum.
ve Big Beautiful Flame'ımız çok güzel bir şekilde halletti onları. Bir bakan daha geldi ve artık Lux statımız gördüğünüz düzeyde. Bir anahtar. Enektar. Dükkana girelim bakalım. Broken Watch. Güzel olabilir, kötü de olabilir. Hadi bakalım, eğlence faktörü katar işin içine. Broken Watch'ın şöyle bir efekti var. Düşmanları ya hızlandırıyor ya yavaşlatıyor. Bu iki efektten... Ya hızlandırabiliyor, ya yavaşlatabiliyor, çok da yavaşlatabiliyor ama bazen hızlandırabiliyor. İsim page 2. Hoş değil ama almış oldum. Almış olmak için aldım daha doğrusu. Missing page 2 2'ye iyi ama. Mesela şu an... Holy Mantle efektini göstermedi galiba. Evet. Holy Mantle o ara çalışmamış. Evet, bu üç yönlü ateş edenlerden ayrı bir nefret ediyorum. Sinekçik, harikasın. 3 tanesini birden hakladı, bize 4 tane verdi. Evet, yavaşlattı şimdi gördüğünüz gibi. Plektar, güzel. O da bir çeşit yavaşlatıcı. Hızlandırdı şimdi galiba. Çünkü fazla hızlı geldi bu. Bakalım odada ne var? İlgimi çekmedi. Evet, o zaman... Bu oda yavaş. Al türdeşlerin! Hadi Judas. Evet, Judas'ın gözlerine kuvvet. Greedy yendi. Evet, şu an bunlara karşı en avantajlı olay yavaşlatma. Onlara karşı değil. Konu sinekler olunca hızlandırıyor. Lanet şey. İyi halt yiyor. Bu arada bağış yapabilirim dükkana. Infamy. Tamam. Bir tane daha böyle item gelirse komple yenilmez olabilirim. Infamy de belli bir şansla damage almamı engelliyor. Güzel şeyler. Dükkanda bir şey yoktu. Oo, yavaşlatılmış çap hem de. That was easy. Diyerek
Ve Guppy'nin patisi. Sırf bir Guppy item olduğu için. Kullanalım. Full can. Thunder. Şimdi şöyle gel. Bir. İki. Bozos bir sonraki kata geçiyor direkt. O zaman boş vereceğiz onu. Çünkü bir sonraki kata geçmek istemiyorum. Boss'la dövüşmek istiyorum. Ve mümkünse Devil Deal almak istiyorum. Tower. Tears up. Evet. Bu şekilde kolayca Brimstone'ları da halledelim. Are you a wizard? Hayır değilim. Kamikaze. Kalsın. Kamikaze şey... Eğer Pyromaniac olsaydı çok işe yarar bir şey. Ancak onun dışında kamikazeyi kullanmak tamamen intihar. Zaten adı üstünde kamikaze. Hani ne bekliyorsun? Dükkan. Daha fazla trinket alabilirim. Evet. Bence makul bir şeydi almak için. Ve makul bir şey demişken... Voila! Store upgrade. Tamam da store upgrade ettik. Ve... Ve yakınızı bir kere daha Holy Mantle kurtardı demin. Evet, Krampus'a burada girmek çok daha hoş bir detay. Krampus'un kafası çıktı. Onu bir kullanmış olayım. Health up. Gelsin. Health up tercihindir. Bir sonraki Devil Deal'da işime yarar ve lanet. Bunu kullanmayacaktım. Neyse. Belli bir oranda piercing shot'ım var artık. Evet. Bir anahtar boş harcayıp ardından bir anahtar da kazandığımıza göre diğer zarfı alalım. Diğer odalara bakalım mı? Ben bakalım diyorum. O zaman hadi bakalım diğer odalarda neler var acaba? Şuradan umutlu gibi değilmişim. O zaman nasıl tier'larımız bayağı seri. Evet, hızlandırılmış oda. Evet, gizli odamız burasıymış. Bu iki anahtar güzel. Anahtar candır. Her türlü. (Gülüyor)
Big Beautiful Fly'a bayılıyorum. Yani bazı insanlar hiç sevmese de benim kesinlikle çok sevdiğim bir item kendisi. Gerçekten hakkını veriyor. Hep devam edelim. Kurşun kenarı köşede. Monster 2. Nefretlik. Ve kendi Holy Mantle'ımı kendim bozdum. Ve damage aldım. Yay. Ama neden yay diyorsam. Evet, Evil Alp. Burayı temizlemiştik. Hadi bakalım, tam gaz devam ediyoruz. Holy Mantle aktif değil. Kata ilk geldiğimizde Holy Mantle aktif olmuyor, evet. Bunu öğrendim. Cursed Skull Sinister, asla alma. Go Ted. Hani bir şey olur da... Hapşırmam gerekirse... Evet, hapşırmaktan son anda vazgeçtim burnum. Evet. Ne diyordum? Bir şey olur da... Şundan vazgeçersem eğer... Bu arada arkada benden habersiz çamaşır makinesinin çalıştığını yeni fark ediyorum. Umarım size ses gelmiyordur. Evet. Dursunlar kenarda. Belki bir gün işe yararlar. Beş sen toplarsam onu alacağım. Evet, sessizliğe bürünmüş bir köfteyle beraber. Ayze'ye yolculuk. Burada ne var? İki tane Brimstone Spider. Evet, Brimstone Spider'larımız da artık öldüğüne göre buradan devam ediyoruz. Harika, yine boşu boşuna damage aldım. Bakalım, hadi çok güzel bir şeyler çıktı. Tabii ki de dediğimin tam tersini yapacaktı. Ne bekliyordunuz? Dediğimi mi yapacaktı? Hızlandırılmış kübonlar da zaten ayrı bir güzeldir. I can see forever. Kesinlikle mükemmel bir... Ve annenin eli. Harika! Evet. Annenin ellerini de hallettiğimize göre... Bunu alıyorum. Geri kalan 2 senti de... Şuraya bağışlıyorum. Ve... Bu arkadaş da burada çıkıyor. Yalta. Yalta. O health up şu an işime yarayacak çünkü Devil Deal. Direkt bu dostlama harcayacağım Devil Deal'da hepsini. Hızlandırılmış annemin yerli yoksa normal hızla tamam.
Evet, Holy Mantle'ımızı kullandık. Ve artık Guppy'yiz de. Ekstra sinek takviyesi de alalım şöyle. İkidir Guppy oluyorum evet ama Guppy olmak güzel bir şey. Çünkü çok güzel sinek spawn ediyoruz. Ve sinekler güzeldir. Evet, siz de gelin. Rose of Steel. Evet, Paralysis'in neresi iyi hal? Evet. Holy Mantle olmasa kendi sineğim bana geri dönüş koymuştu. 3 oldu artık. Holy Mantle'a teşekkür ediyoruz o zaman. 4. Köfte o kadar yakın durma lütfen. Hayır senden nefret ediyorum. Ama sanırım alacağım çünkü ileride almak istemiyorum. Çünkü almam gerekecek. Real Platinum'da. Gada kasmak için carry it. Evet, carry it'ı da aldığımıza göre bakalım içeride ne var? Hiçbir şey. Tam gaz devam ediyoruz. Voila. Dime. Şu ikisi de şu arkadaşlar hani zincirinden kurtulunca çok ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Çok hızlı koşuyorlar bir anda. Tamamdır. Full candayız artık. O zaman boss fight'a gidelim. Hadi bakalım. Bana epik bir boss fight ver. Ve Devil Dealer'ım garanti oldu. Alacağım. Sadece almış olmak için ve canımı sıfırlamak için. Kırmızı kalpleri sıfırlamak şu an önemli çünkü Whore of Babylon aldım. Direkt şöyle. Whore of Babylon benim damage'ımı bayağı güzel bir biçimde arttırıyor. Neredeyse full'e yakın damage'ım var. Hadi bakalım. Ama Whore of Babylon'un çalışması için canımın yarım kalp olması lazım en az. Yani en fazla. Kırmızı canımdan bahsediyorum tabii. Soul Heart istediğin kadar olabilir. Ki ben de o mantık üzerinden gidiyorum. Beni biliyorsunuz ben sürekli Soul Heart kasıyorum. Normal Heart'tansa. Evet. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Tabii ki de Super Secret Room'a uğrayacağım. Her şeyi temizledikten sonra girilir olsa. Evet ve yine kendime damage verdim. Tebrik ediyorum kendime. Ve iki tane Trollborn elde ettim. Neyse çok uğraşmayacağım burada da. Bad Fine Poop kalsın. Ve
Evet. Şu arkadaş da kabuğundan çıksın. Ondan sonra... Evet, çıktı. Evet, güzel haplarımız geldi. Health up istemiyorum. Iron Wizard, Puberty, Tears up gelsin. Chariot kalsın. Evet, şu lanet şeyler ölsün. Sen bakalım. Bak. Evet, ilk gelen item'ın PhD olmasının faydaları. Evet, şimdi şurası açılsın bakalım. Tamamdır. O zaman hadi boss fight'a gidelim. Çünkü ihtiyacım olan her şey açıldı. Boss fight'ımız tabii ki de. Annenin kalbi. Evet. Annenin kalbini de öldürdükten sonra... Şey dikkatli. Voila! Evet. Mama's boy. I can see forever. Güzel. Bir tane bomba harcadık ama olsun. Hayır. Hep Sorsman'ın kafaları. Naber? Lanet, bu odadan nefret ediyorum. Ama hızlıca geçtik. Oh, Wrath! Ve bir damage aldığımız bir Wrath oldu. Evet, hadi bakalım devam edelim. Evet, güzel 2 damage aldık. Çünkü hızlıca bitirmeye çalışıyoruz burada. Paralysis. Paralysis kalmayacaktı ama olsun. Ekstra gapi olmuş olalım. Evet. Evet, hızlıca burayı da hallettik. Bakalım. Bible'ı kesinlikle almıyoruz. O büyük bir hata olur. Bible almak şeytana karşı Bible kullanmak cidden büyük bir hata. Çünkü şöyle bir durum var. Şeytana karşı Bible kullanmak instant lose. Yani otomatik olarak kaybediyorsunuz. Ve bana yine mesaj arıyor. Her zaman. Boss'u bulalım. Evet, boss'u bulduk. Satan. Evet. Evet, şeytanın kendisini yendik. Şimdi ayaklarındasın. Evet. Yay! Judas'la da şeytanı yendik. Hadi bakalım izleyelim şurayı.
Evet, Judas'ın dili açıldı. Evet, izle iki parça daha tamamlanacak. Ondan sonra Polaroid'i galiba. Yok. Negatif açacağız sınırsal. Neyse, bir şey açacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Ötesi Köte'nin günler, iyi eğlenceler.